أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Ümmü Derda radıyallahu anha der ki, eşim Ebu Derda'ya neden falanca kişinin valilerden talepte bulunduğu gibi sen de bir talepte bulunmuyorsun dediğimde bana döndü, şu karşılığı verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde zorlu bir yokuş vardır ve bu yokuşu ağır olanlar aşamayacaklardır derken işittim. Bu nedenle bu yokuşu aşmayı kolaylaştırmak istiyorum ifadelerini kullandı. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim ve gönül dünyamıza mühim bir hadisi yerleştirdi. Anlamakta aciz kaldığımız bir sözü bize bildirdi. Sahabenin ve muhaddislerin açıklamaları olmasaydı anlamakta halen zorlanacağımız bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, önünde zor bir yokuş vardır. Bu yokuşu ağır olanlar aşamayacaklardır. Bunu biz anlamasak da, sırrına vakıf olamasak da, bu meseleyi anlayan bir kişi vardı. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbim bana Ebu Derda'nın Müslüman olmasını vaat etti dediği Zat-ı Muhterem'in ta kendisi. İman etmek için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yürüdü. O ulvi kelimeleri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sözlerini söyledikten sonra küfür cephesinden İslam sahasına, cehennem ateşinden cennetin bahçelerine doğru yürüdü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanlara Rabbim bana Ebu Derda'nın Müslüman olmasını dedi, vaat etti. Allahu Ekber. Bu bir insan için şeref olarak yeter de artar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ki kardeşlerim, bu zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o söylemiş olduğu beyanı çok iyi anladı ve hayatına tatbik etti. Muhammed bin Kab'tan rivayet edildiğine göre gecenin soğuğunda bazı insanlar Ebu Derda'nın evinde misafir
olmaya gittiler. Niyetleri gecenin soğuğundan korunup onun yanında kalmak. Ebu Derda kendilerine sıcak yiyecekler gönderdi ancak gecenin ayazından korunmak için ne bir örtü ne de bir yorgan göndermedi. Yemeklerini yediler, içlerinden bir tanesi ayağa kalktı. Ben dedi durumu Ebu Derda'ya bildirmek istiyorum dedi. Kardeşleri mani olmaya çalıştı ancak başaramadılar. Bu zat Ebu Derda'nın bulunduğu yere gittiğinde bir baktı ki o temiz Saliha zevcesiyle beraber evin bir köşesinde duvara yaslanmışlar, oturmaktadırlar. Onlara doğru yönelir ve der ki sizi de bizim gibi geceler bulduk. Ne altınızda yatacak bir yatak ne de üstünüzü ısıtacak bir yorgana sahip değilsiniz dercesine bir sözdür. Ebu Derda cevap vermekte gecikmez. Der ki bizim göç edeceğimiz bir evimiz var. Yataklarımızı ve yorganlarımızı oraya gönderdik. Eğer bizde bunlar olsaydı muhakkak ki size bunları verirdik. Dedikten sonra adama doğru yaklaştı ve şu sözleri söyledi. Önümüzde zor bir yokuş vardır. Yükümüzün hafif olması bizim için ağır olmasından daha iyidir. Sonra adama tekrar yöneldi. Dedi ki beni anladın mı dedi. Sözlerimi kavrayabildin mi? Sana nasıl bir mesaj ve ders vermek istediğimin şuurunda mısın? Dedi. Adam evet cevabını verip kardeşlerinin yanına doğru yürümeye başladı. Evet değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde bahsettiği zorlu yokuş ve onu aşamayacak olanlarla ilgili selef-i salihin, sahabe ve muhaddisler güzel izahlarda bulunmuşlar. Biz Allah nasip ederse bu akşam bunlardan sadece 4 tanesine değineceğiz ve inşallah Rahman sohbetimizi bitireceğiz. Öncelikle uzun bir tadilat sürecinden sonra bizleri tekrar bir araya getiren Rabbime hamdü senalar olsun. Bu tadilat süreci içerisinde bize hem madden hem manen yardımda bulunan, yardımlarını esirgemeyen, hiçbir şey yapamasa da sağımızda ve solumuzda duran bütün kardeşlerime teşekkür eder. Ecirlerin dağıtıldığı kıyamet gününde sevaplarının kendilerine tas tamam verilmesini aziz ve celil olan Allah'tan niyaz ederim. Kardeşlerim, bir, önümüzde duran sarp yokuş başımıza gelecek olan imtihanlarımızdır. Bunun bilincinde olmayıp tedbir almayanlar bu zorlu yokuşu tırmanamayacaklardır. Aziz dostlarım, Adem oğlunun yakasına yapışan ve onu asla bırakmayan en önemli şeylerden biri de sürekli imtihan içerisinde olmasıdır. İster iman etsin, ister inkar etsin. İster şükretsin, ister nankörlük yapsın. İster itaat etsin, ister isyan etsin. Hiç fark etmez. Adem oğlu nefes alıp verdikçe hem hayır ile hem de şer ile sürekli imtihan içerisinde olacaktır. Bu sarp yokuşun farkında olmamız gerekmektedir. Özellikle isyandan sonra itaate, masiyetten, günahlardan, haramlardan sonra takvaya dönen müminler şunu kesinlikle unutmasınlar ki bu değişim imtihanları yavaşlatmayacak, bilakis şiddetlendirecektir.
Zira Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 2 ve 3. ayetlerinde insanlar iman ettik demekle bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Yani bir kişi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söyledikten sonra rahata kavuşacağını, huzurlu bir hayatın içerisinde olacağını, müreffeh bir yaşamın kapılarının kendisine ardına kadar açılacağını mı zannediyor? Allah Azze ve Celle devam ediyor. Andolsun onlardan öncekileri sınadığımız gibi sizleri de sınayacağız. Zira Allah doğru söyleyenleri de yalancı olanları da bilmektedir. Subhanallah. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem de bu meseleyle alakalı çok veciz bir söz söylemektedir. Bu davada yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah davasının içerisinde en fazla sıkıntıya müptela olanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Allahu Ekber. Sonra derece derece müminlerdir. İnsanlar, özellikle müminler iddia ettikleri oranda ve ölçüde imtihana tabi tutulacaklardır aziz dostum. Ne olur unutma. Allah Azze ve Celle hakimdir. Hüküm sahibidir. Hikmet sahibidir. Hikmetinden dolayı da yeryüzünün en seçkin insanlarını yani peygamberlerini, o seçkin kişilere tabi olan havarileri, sahabeleri, dost ve arkadaşları da en çetin imtihanların içerisine sokmuştur. Bunun deliline bakmak isteyenler Bakara suresi 214. ayetini okumaları gerekmektedir. Allah Azze ve Celle müminlere atfen, onlara hitaben, onlara seslenerek, yoksa sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Allahu Ekber. Bu ümmeti Muhammed, kendisinin öncesinde yaşayan ümmetlerin, o ümmetler de kendilerinden önce yaşayan ümmetlerin başlarına gelen musibetler ile sınanmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bakın dikkat edin, ayetin en dehşet tarafı burası. Onlara yani o müminlere öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki, anladık mı aziz dostlarım? O müminlere öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı. Öyle çeşitli belalarla sınandılar, sarsıldılar ki peygamber ve onun mahiyetinde bulunan müminler, yani o peygamberin koltuğunun altında gölgelenenler Allah'ın nusreti, yardımı ne zaman gelecek dediler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dikkat edin aziz dostum. Sıradan kul değil, sıradan bir insan değil, bizzat Allah'tan vahiy alan, bizzat Allah Azze ve Celle ile konuşan o peygamber ve o peygamberin yanında bulunan salihler, abidler, muttakiler bedenen, ruhen, madden, manen öyle bir sarsıldılar ki Allah'ın nusreti, yardımı ne zaman gelecek diye birbirlerine sordular. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben dedi seni çok seviyorum. Şimdi Allah için ben size soruyorum aziz dostlarım. Şu mescidin ve derneğin içerisinden bir kardeşiniz insanların içerisinden süzülüp yanınıza gelse ve dese ki ey kardeşim ben seni çok seviyorum. Ne dersiniz? Kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Şahit ol ki ben de seni seviyorum. Hele bir de düşünün ki hiç tanımadığınız ya da çok az karşılaştığınız bir Müslüman gelecek, sizi mescidin içerisinde secde ederken görecek, yardım çalışmalarını içerisinde sahalarda görecek, yüzünüzü ilk gördüğü anda
diyecek ki kardeşim ben seni seviyorum. Mutlu olursun değil mi Yılmaz abi? Vallahi mutlu olmak hakkınızdır. Üzerinizde bir hayır olduğunun alametidir. Ona ikramda bulunursunuz ve ikramı azımsarsın aziz dostum değil mi? Ama bakın bu sözler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylendi. Dedi ki ya Resulallah ben dedi seni çok seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imandandır. Allah Resulü'nü seven bir kişi Allah'ı ve Allah'ın dinini sevdiğini de ishar etmiştir. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl taltifte bulunmuştur sizce? Hangi köşelere oturtmuştur? Hangi minderleri ve sedirleri altına koymuştur? Hiçbirini aziz dostum. Ne dedi? Hatırlayanınız var mı aziz dostlarım? Nasıl bir mukabelede bulundu? Ona yöneldi ve dedi ki eğer beni seviyorsan, gerçekten beni seviyorsan belaya sabırla hazırlan dedi. Subhanallah. Yahu taltif edilmemiz gerekirken, dua görmemiz gerekirken, ey Allah'ın kulu Allah da seni sevsin diye bir sözle mukabelede bulunmamız gerekirken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki eğer beni gerçekten seviyorsan belaya sabırla hazırlan. Yemin ederim ki beni sevene bela tepeden dereye gelen sudan daha hızlı gelecektir diyor. Subhanallah. Tepeden yuvarlanan bir su dereye hangi hızla yetişiyorsa musibetler ve belalar da sana o şekilde yaklaşacak diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur aziz dostum, dilin ihlasla, kalbin imanla, zihnin kabul ederek, anlayarak gün içerisinde raditu billahi rabbe وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَب۪يَّ Allah'ım beni yaratan, bana şekil veren, beni yaşatan ve benim üzerimde hükümran olan Allah olarak senden razıyım. Yaşam şekli olarak, din olarak, bana gönderdiğin İslam'dan razıyım. Önder olarak, takip edeceğim kişi olarak gönderdiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım dersen vallahi bil ki belalar ve musibetler sağanak yağmurlardan daha şiddetli bir şekilde üzerine çullanacaktır aziz dostum. Bir parantez açalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen hadise göre kim diyor günde 3 sefer bu sözleri söylerse Raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye bu sözleri söyler Allah'tan razı olduğunu, İslam'dan razı olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduğunu ishar ederse, sürekli bu anlaşma metnini yenilerse, bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü o kulu razı etmek Allah'ın üzerinde bir haktır. Allah üzerine bir borç olarak almıştır. Rabbim sen bizi razı et inşallah. Sen kabirde bizi razı et inşallah. Bizim ehlimizi kıyamet günü razı et inşallah. Mahşerin en zor, en çetin anında İnsanların annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından kaçtığı bir zamanda peygamberlerin nefsi nefsi diye bağırdı. Allah'ım beni kurtar diye feryadı figan edildiği bir günde Allah'ım sen arşının gölgesinde bizi razı et. Allah'ım sen cennet nimetleriyle bizi razı et. Allah'ım sen cemalinle bizi razı et inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini inanarak, ihlaslı bir şekilde kim söylerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini söyleyelim. Tepeden dereye akan bir sudan daha hızlı belalar üzerimize çullanacaktır. Rabbim sen bize yardım et.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber otururken bir bedevi geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye yanaştı, dedi ki, sen dedi hiç Ümmü Mildem hastalığına yakalandın mı? Adam döndü dedi ki, ya Resulallah bu nedir dedi. Nasıl bir hastalıktır dedi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, deri ile et arasında ateşli bir hastalıktır dedi. Adam dedi ki, yok ya Resulallah, ben böyle bir hastalığa yakalanmadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, peki senin dedi başın hiç ağrır mı dedi. Baş ağrısına yakalanır mısın? Bedevi dedi ki, yok ya Resulallah, benim başım da ağrımaz dedi. Bir müddet oturduktan sonra peygamber ne dedi biliyor musunuz? Cennetle mi müjdeledi sizce? Allah'ın salih ve abid kulunu görmek isteyen şuna baksın dedi mi? Hiç musibete uğramayan bu adama sarılın, cenneti elde edin mi dedi? Ne dedi biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ateş ehlinden birini görmek isteyen dedi bu adama baksın dedi. Subhanallah. İmtihan olacağız aziz dostlarım. Bedenlerimizle sınanacağız. En yakınımızdaki annemizin, babamızın, eşimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin bedenleriyle sınanacağız. İşimizle sınanacağız. Saliha bir kadınla evleneceğiz. Yüzüne baktığımızda kalbimize surur gelecek bir eşimiz olacak. Kendisine ricada bulunduğumuzda bunu emir atfedecek, bunu görev ve sorumluluk bilecek saliha bir eşimiz olacak. Diyeceğiz ki, elhamdülillah çetin günler bitti, zor günlerden kurtulduk, sarp yokuş artık çıktık. O kadından ilk evladınız doğumhanede ellerinizin arasına özürlü bir vatandaş olarak konduğunda sınanacaksın aziz dostum. İmtihan olacaksın. Sonra ikinciye tevessül edeceksin. Allah sana bedeni kuvvetli, sağlıklı bir çocuk verecek ama onun iffetsizliği, onun hidayetsizliğiyle sınanacaksın. İmtihan asla bitmeyecek aziz dostum. Şu an en güçsüz, birliğimizin ve dirliğimizin dağıldığı bir dönemde imtihan oluyoruz. Kimle? Düşmanlarımızın öldürücü pençeleriyle. Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Yüzümüzü nereye dönersek dönelim. Müminlerin cesetleriyle, kopan uzuvlarıyla, kirletilen namuslarıyla, İşgal edilen topraklarıyla, ağlayan gözlerle, feryadı figan eden çocukların dilleriyle karşı karşıyayız. Doğru mu? İmtihanımız bitmeyecek, şiddetlenecek. Ama ne olur unutmayın aziz dostlar. Güçlü olduğumuz dönemlerde dahi imtihanlarımız çetin olacak. İslam yeryüzüne hakim olacak. İslam ordularının atları kıtaları dolaşacak. Erler Allah yolunda ölmek için birbirleriyle yarışacaklar. En ücra köşelerde yetimlerin, mustazafların, muhtaçların, mağdurların, fakirlerin, yoksulların hamisi olacağız. İmtihan bitecek mi? En yakınımızdaki hainlerin şah damarımızı koparmasıyla imtihan olacağız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeki gibi sınırlarımız genişleyecek. İslam'ın adaleti her tarafa yayılacak. Ama hainlerin kılıcı bir sabah namazını kıldırdığımız esnada minberlerde sırtımıza yapışacak aziz dostum. Hazreti Osman gibi yumuşak olacağız. Yönetimimizde adil olacağız. İnsanlara merhametle yaklaşacağız. Düşmanlarımıza dahi merhamet etmeye çalışacağız. Ama haset sahiplerinin kılıçlarıyla Kur'an okuduğumuz rahlelerde karşı karşıya geleceğiz aziz dostlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek damadı Hazreti Ali gibi bir devleti ilim ve hikmetle yöneteceğiz. Ama zihni ve kalbi dumura uğramış, donmuş, donuklaşmış, harici bir zihniyetin kılıçlarıyla başımız ortadan ikiye ayrılacak.
Bitmeyecek aziz dostum imtihanlarımız. Her daim imtihan olacağız. Her daim sınanacağız. En huzurlu olduğumuz, en güvende hissettiğimiz mescidin içerisinde kurşunlarla yağmurlar üzerimize akacak aziz dostum. En korkak olduğumuz, en çok korkutulduğumuz beldelerin içerisinde ağır silahlarla vurulacağız. İmtihan olacağız. İmtihanımız hiç bitmeyecek. Yeter ki bu imtihan imandan ve salih amelden kaynaklı olsun. Günahlarımızdan kaynaklı olmasın aziz dostlarım. Ben ne olur şunu hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Yılmayacağız. Küsmeyeceğiz. Ümitsizlik çukurunun içerisine asla düşmeyeceğiz. Birbirimizin moralini bozmayacağız. Birbirimizi kızdırmayacağız. Birbirimizi öfkelendirmeyeceğiz. Ve ne olur şunu asla unutmayacağız. Bu ümmetin gözünde yaş, yüzünde acı tebessüm en güçlü olduğu dönemlerde dahi eksik durmadı elhamdülillah. Müslümanların hilafetinin olduğu dönemlerde ganimetler sel olup hazinelere aktı. Ama müminler acıyı ve kederi kendilerine dost bildiler. Onlar hiçbir zaman müreffeh bir hayata tabi olmadılar. Allah yolunda cihad etmek ve Allah'ın dinini yaymak için davet çalışmalarının içerisinde yoruldular. Bu ümmet her zaman yoksulların, muhtaçların, yetimlerin sıkıntılarını kendi sıkıntıları bildi. Esaret altında bulunanların içerisindeki mağduriyeti fark ettiler. Hayal dünyalarında değil, yolda yürürken ey falanca senin nidalarını işitiyorum diyerek ağladılar. Asla gülmeyi kendilerine adet etmediler. Bu ümmet hiçbir zaman gülmedi. Kahkaha atmadı. Müreffeh bir hayat yaşamadı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu saatten sonra ümmetin ne İsrail'in, ne Amerika'nın, ne onların uçaklarının göndereceği bombalar, atacakları füzeler, ne de topraklar içerisinde yürüyerek piyade bir şekilde ilerleyen askerleri bu ümmeti yolundan ayıramayacaklar. Çünkü bu ümmet, ey Musa, Kudüs'ün içerisinde öyle adamlar var ki biz onlarla baş edemeyiz. Sen ve Rabbin git savaş, biz de sizin arkanızdan geleceğiz diyen İsrail oğullarının muhalefetine az bir grup ile, az bir ordu ile Kudüs'ü alan Hazreti Musa'nın ve onun kardeşi Hazreti Harun'un izinden gitmektedir. Bu ümmet aile fertlerinin azlığına rağmen, etraflarından kimsenin desteğini görmemelerine rağmen, putlara ve putperestlere savaş açmış İbrahim Aleyhisselam'ın izinde gitmektedirler. Bu ümmet bir nehirle sınanan, savaştan önce ordusunun büyük bir çoğunluğunu bir su ile kaybeden, düşmanın karşısına az bir topluluk ile çıktığında mücahitlerin gözlerinden korkuyu hissedip nice az topluluklar çok topluluklara galebe çalmıştır sözünü söyleyen komutan Talut'un izinde gitmektedir. Bu ümmet kardeşleri işkence görmesine rağmen, kardeşleri ve özellikle hanım kardeşleri şehit edilmesine rağmen, davası için hicret eden, davası için Medine'de cihad eden, davasını yaymak için gayret eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümektedir. Bu ümmet
Kudüs esaretten kurtulmadığı müddetçe benim gözüme uyku girmeyecek diyen ve Kudüs'ü işgalden kurtarmak için küçük bir ordu toplayan Selahaddin Eyyubi'nin yolundan gitmektedir. Alimler, ilim sahipleri, ey Selahaddin, sen Müslümanları tehlikeye atıyorsun. Ey Selahaddin, sen hikmetsiz bir iş yapıyorsun demelerine rağmen gözüne uyku girmeyip Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtarmak için mücadele eden ve uykusuz kalan Selahaddin'in yolunu takip etmektedir bu ümmet elhamdülillah. Bu ümmet elindeki imkansızlıklarla İstanbul'un surlarına gedik açan Fatih'in Viyana kapılarına kadar dayanan Kanuni'nin izinden gitmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ümmete kim ne yapabilir aziz dostum? Bu ümmete kim üzerinde büyük bir başarı elde edebilir ki? Ve ne olur unutmayın aziz dostlarım. Bu ümmetin damarlarında eşi ve çocuklarıyla imtihan olmasına rağmen Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un sabrı, bedenindeki onlarca yaraya rağmen Hazreti Eyyub'un sebatı, Süleyman Aleyhisselam'ın idaredeki hikmeti ve şecaatı, davası uğruna kellesini veren Zekeriya ve Yahya peygamberin cesareti gezmektedir elhamdülillah. O yüzden bu ümmet asla düşmanları tarafından yok edilemeyecek ve etkisiz hale getirilemeyecek inşallah rahman. Vallahi zalimler şunu kesinlikle bilsinler ki korkuttuklarını zannettikleri bu ümmetin yavru aslanlarının sinelerinde onlara karşı bir kin belirmiştir. İntikamlarını alacakları güne kadar o aslanlar pençelerini bilemektedirler. Vallahi şunu da bilsinler ki uçaklarla meydana getirdikleri ateşler önce Londra'yı, sonra Tel Aviv'i, sonra Washington'u, sonra Kremlin'i, sonra Fransa'nın başkenti olan Paris'i ve İtalya'nın başkenti olan ve ümmeti Muhammed'in fethiyle müjdelendiği Roma'yı yakacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden aziz dostlarım, imtihan olacağız. Kadınlarımız düşmanın elindeki esaretle imtihan olacaklar. 2003'ten bu yana 114 tane akademik tezine rağmen insanlığın biyolojik silahlardan nasıl etkilenmeyeceğini ispatlayan ve kanıtlayan mümine bir kadın tam 16 senedir Pakistan'ın Bagram cezaevinde tecavüze uğrayacak, vücudu kesilecek, etkisiz hale getirilecek, imtihan olacak, o imtihan bitecek, izzet müminlerin olacak. Ama biz imtihan olmaya devam edeceğiz. Annelerimiz tekrar imtihan olacak. Meryemler tekrar imtihan olacak. İftiralar bizim en büyük imtihanlarımız olacak. İmtihan bitmeyecek. Birinden çıkacağız, diğeriyle sınanacağız. Birinin kapısı kapanmadan diğerinin kapısı açılacak aziz dostlarım. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu davada, İslam davasında en fazla acı çeken, en büyük belalara uğrayan kişiler peygamberlerdir. Sonra derece derece müminlerdir. Selam olsun imtihanların içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'a sarılanlara. Selam olsun en acı günlerinde Kur'an'ı ve sünneti kendine rehber edinenlere. Selam olsun dünyanın cehenneme çevrildiği bu günlerde cennetini arayanlara. Selam olsun müminlere, mümin kadınlara, mümin erkeklere, onların yavrularına, onların ölmüşlerine. Selam olsun Allah'ı ve Resulünü sevenlere. Selam olsun Allah'ın dini için çarpışanlara. Allah'ın selamı onların üzerine olsun aziz dostlarım. Birincisi sarp yokuş imtihanlarımızdı.
Bunun farkına varamayanlar bu yokuşu aşamayacaklardır dedi değerli selefimiz. İki, önümüzde duran zorlu yokuş sırat-ı müstakimdir. Yani dosdoğru İslam dinidir. Burayı da büyük ve küçük, gizli ve açık günahların sahipleri aşamayacaklardır diyor alimlerimiz. Sevgili kardeşlerim, önceki derslerimizde hatırlarsınız. İblis nerededir diye sorduğumuzda aldığımız cevap Kur'an'dan onun sırat-ı müstakim üzere olduğuydu. Hidayet bulmak insanların hidayetini artırmak için mi? Asla. Temiz kalmak isteyenleri günahlarla kirletmek için o yolun üzerinde durmaktadır. Ve günahlara müptela bırakarak onları sırat-ı müstakimden çekip almaya çalışmaktadır. Değerli kardeşlerim, nasıl ki salih amel imanı ve bir sonraki amele hırsı artırıyorsa, öyle değil mi aziz dostum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlük sünnet-i seniyyesini tatbik ettiğiniz zaman imanınız artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük sabah ve akşam zikirlerini yaptığınızda bir sonraki amele karşı hırsınız artacaktır. Secdeleriniz çoğalacaktır. Rükularınız artacaktır. Allah'a uzanan ellerinizin gücü artacaktır. Zikreden dillerinize kuvvet gelecektir. Allah'ın kitabını okumak için gayret gösterirsiniz. Okumak yetmez. Allah'ın kitabını ezberlemek için mücadele edersiniz. Ezberlemeyi yetmez diyeceksiniz. Allah'ın kitabını anlamak için koşacaksınız. Ama ne olur unutmayın aziz dostlarım. Günahların sahibi olduğumuz andan itibaren de imanlarımız azaldığı gibi bir sonraki amele karşı da yürüyüşümüz azalacaktır aziz dostlarım. Rabbim muhafaza buyursun. Günahlar zihni yorar aziz dostlar. Bedeni yorar. Ama daha acısı da kalbi yorar aziz dostlarım. Allah'ın rahmetiyle aramıza bir perde oluşturur. Allah'ın nusreti ve yardımı gecikir. Ve belki de engellenir. İşte böyle olunca aziz dostlarım, mümin o sırat-ı müstakim üzerinde önce yavaşlar, sonra durur, sonra sizce geri mi döner? Asla. O sırat-ı müstakimin dışına çıkar Allah muhafaza ve bunu hiç fark etmez. Özellikle aziz dostlarım, kendi nefsimi başa almak üzere siz değerli kardeşlerime hatırlatmak istediğim önemli bir husus da gizli günahlara karşı uyanık ve tedbirli olacağız aziz dostlarım. Kapalı kapılar, kalın duvarlar ve ışık geçirmeyen perdelerin arkasında müptela olduğumuz haramlar Allah'ın rahmetine büyük bir perdedir aziz dostum. Allah'ın davasında yürüyüşümüze büyük bir engeldir. Cenab-ı Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Üzerinde ısrarcı olduğumuz gizli günahlar bilin ki bizi hüsrana götürecektir. Tıpkı dev dalgaların basit bir sandalı felakete sürüklediği gibi. Bakın Selefi Salihinden biri demiş ki, hüsrana uğramış kişi insanlara güzel amellerini gösterip kendisine şah damarından daha yakın olana ise, kim o? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, kötü amellerini gösterendir. Subhanallah. Muttakiliğini, muhsinliğini, Allah Azze ve Celle'nin yolunda gayretliğini sana, bana, bütün kardeşlerine gösterip en kötü, en acımasız fiillerini kendisine şah damarından daha yakın olana gösteren kişiyi selef hüsrana uğramakla nitelendirmiştir. İnsanlardan uzak işlediğimiz her gizli bir günah nifakın sebebi olmaktadır aziz dostlarım. Ne olur dinleyin. Yine Selefi Salihinden biri demiş ki, kim işlediği bir günahı insanlardan gizler ancak yerde ve gökteki şeylerin
kendisine gizli kalmayanı açıkça gösterirse, yapmış olduğu günahları insanlardan gizler ancak Allah'a gösterirse, şimdi ne olur şu sözler çok ağır ve acı ifadeler, Allah'ı kendisine bakanların en küçüğü olarak görmüştür diyor. Subhanallah. Bu da nifak alametlerinden bir tanesidir diyorlar. Yine diyorlar ki bizler Allahu alem İsrailiyattan olan kitapları diyor incelediğimizde şöyle bir rivayete denk geldik. Allah azze ve celle nebilerden birine kavmine şöyle söylemesini vahyetti. Size ne oluyor da günahları kullarımdan saklıyor, bana ise ishar ediyorsunuz, bana gösteriyorsunuz. Benim sizi görmediğime inanıyorsanız bana şirk koşmuşsunuzdur. Yok eğer benim sizi gördüğüme inanıyorsanız, ne olur şu ifadeye dikkat edin aziz dostum. Neden beni kendinize bakanların en basiti olarak görüyorsunuz diyor. Subhanallah. Annemizin, babamızın, eşimizin, kardeşimizin bizi görmesinden korktuğumuz günahları haya perdesi yırtılarak alemlerin Rabbi olan Allah'a göstermenin adına ne demişler aziz dostum? Haşa ve kella, Allah'ı küçük görmek, basit görmek olarak nitelendirmişlerdir. Aziz dostlarım, ne olur unutmayın ki müptela olduğumuz her bir gizli günah sırat-ı müstakim çizgisi üzerinde yürüyüşümüzü sendeleyecektir ve Allah muhafaza belki bazılarımızın bu yoldan kaymasına ve savrulmasına neden olacaktır. Aziz dostlarım, 3. Önümüzde duran sarp yokuş demişler ki sorumluluklarımızdır. Gevşek ve tembel olanlar bu yokuşu aşamayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde Kabe'nin anahtarlarını Şeybe oğullarından alır. Amcası Abbas radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Kabe'nin hem anahtarlarını ister hem de hacılara su dağıtılma görevini kendisinden talepte bulunur. İki işi ister. Hem hacılara su dağıtılacaktır. Önemli bir vazifedir Araplar için. Hem de Kabe'nin anahtarlarını ister. Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme fırsat vermeden olaya hemen açıklık getirir. Nisa suresi 58. ayetinde şöyle buyurur. Allah size emanetleri mutlaka ehlinize vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle davranmanızı emretmektedir diyor Allah Azze ve Celle. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Hemen Şeybe oğullarından aldığı anahtarı bu topluluğun içerisindeki Osman bin Talha'ya tekrar teslim etti. Evet, emanetler kime teslim edilecek? İşin ehline. Ancak burada unutulmaması gereken bir mesele var aziz dostum. Bu ümmetin şiarıdır. Bir şey, bir görev, bir iş, bir makam, bir mevki istenmez aziz dostum. İstenmez. Bu olay bize bunu öğretmektedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir grup geldi dedi ki ya Resulallah bize şöyle idarecilikten bir pay versen. Valilik versen, muhtarlık versen, kaymakamlık versen, ne derseniz deyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü dedi ki biz bu işimizin yetkisini bizden talep edenlere vermeyiz dedi. Buhari'de ahkam bölümünde geçmektedir. Hatta bir gün bunun belki de sırrını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kardeşine bildiriyor. Sahabeden Abdurrahman bin Semure'ye diyor ki ey diyor Abdurrahman asla diyor idarecilikte bir görev isteme. Asla idarecilikte bir görev isteme. Bakın şimdi nedenini şöyle söylüyor. Eğer diyor istemeden sana verilirse diyor yardım görürsün. Müminler bir araya gelirler.
bir işin içerisinde birinden yardım duyarlar. Derler ki ey falanca bize bu konuda yardım eder misin? Ama sen bu işi asla isteme diyor Peygamber aleyhisselam. Neden? Çünkü sen bu işe talip olmadan sana verilirse yardım görürsün. Kim tarafından? Aziz ve celil olan Allah tarafından. Kudret ve güç sahibi Allah tarafından. Ne olur hatırla Ömer bin Abdülaziz'i. Radıyallahu an, Emevilerin en kaypaklaştığı dönemde Halife Abdülmelik vefat etmiş, onun yerine Halife Süleyman geçmiş, oğlu. Kendisi Emevilerin kayganlığını, kaypaklığa doğru yuvarlanışını fark ediyor. Hemen Ömer bin Abdülaziz'in göreve geçmesini emrediyor. İdarecilerle istişare ediyor ve diyor ki göreve Ömer bin Abdülaziz geçsin. Kendisi bunu duyduğunda asla kabul etmiyor. Ama idareciler baskı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ediyorlar Ömer bin Abdülaziz'i bu konuda ikna ediyor. Peki ne oluyor aziz dostum? 3 yıl içerisinde neredeyse yolun dışına çıkmak üzere olan Emevileri Ömer bin Abdülaziz tekrar Raşid hilafete doğru döndürüyor. Elhamdülillah. 3 yılda. 3 yıl içerisinde. Neden? Çünkü o istemedi. O görev ona verildi. Allah da ona yardım etti aziz dostlarım. Hatta ölüm döşeğindeyken bazı insanlar kendilerine geldi. Dediler ki ey müminlerin halifesi, senin arkanda öyle fakir, öyle cılız, öyle yoksul evlatlar bıraktın ki. Deyince Ömer bin Abdülaziz şaşırmaya başladı. Dedi ki onları bir çağırın bakalım. 10 tane bülü uçağına ermemiş erkek çocuk getirilir. 10 tane çocuk. Ömer bin Abdülaziz onların yüzüne bakınca ağlamaya başlar. Onların o harab hallerini görünce ağlamaya başlar. Ama bakın kendilerine nedir? Yavrularım, vallahi hiçbir zaman sizin hakkınızı yemedim. Ancak şunu da unutmayın. İnsanların haklarını da size yedirmedim. Yavrularım, siz İki insandan, iki sınıftan biri olacaksınız. Ya salihlerden olursunuz, işleriniz kolaylaştırılır. Ya da asi olanlardan olursunuz, ben de hilafetimin arkasında Allah'a böyle bir masiyet bırakmak istememdir. Ve şimdi dışarı çıkın buyurur. Ve bu olaya şahitlik yapanlar derler ki Ömer bin Abdülaziz vefat etti. Biz onun arkasından 100 tane yiğidin Allah yolunda cihad ettiğine şahitlik yaptık. Ve onları Allah mal, evlat ve Allah'ın dinine hizmet konusunda yardım etti. Onların işlerini kolaylaştırdı. Eğer bizler görevi istemeden başkaları tarafından memur kılınırsak Allah tarafından yardım görürüz. Ve sorumluluktan kurtuluruz elhamdülillah. Değilse ne olur aziz dostlarım, genç kardeşlerim, birilerinin sevk ve idaresini elinize alma konusunda cesaretli olmayın. Çünkü kıyamet gününde 10 kişiye emirlik yapan bir Müslüman, elleri ayakları boynuna zincirlenmiş bir şekilde Allah'ın huzuruna getirilir. Daha hesaba çekilmemiş. Hesap görecek. Hesaba nasıl gidiyor? Esir bir adamın vaziyeti gibi gidiyor. Ya o zincirler ondan sıyrılacaktır, ya o zincirlerle beraber ateşin içerisine atılacaktır. Sonra Resulullah Aleyhisselam Abdurrahman'a nasihat etmeye devam etti. Dedi ki, eğer idareciliği istersen de, olur istersin ya, Ebu Zer radıyallahu anh da istedi, bazı sahabeler de istedi. Eğer istersen de ve sana öylelikle verilirse, o zaman da kendi haline bırakılırsın. Allahu Ekber. Artık kendi yeteneğinle, kendi gücünle, kendi imkanlarıyla o zor tepeyi aşmaya çalışırsın ki bu da herhalde büyük bir vebal, büyük bir yüktür. Aziz kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerim, ne olur bu meseleyi iyi idrak edelim. Şurada oturduğumuzda bir tane abimiz dese ki ey Müslümanlar, benim evimde şu eşya taşınacak, Allah rızası için kim gelir? Sen o zaman çık. Elini kaldır. De ki ben yapacağım. Dese ki o falanca zat
Evladım evimi de toplayacaksın, tuvaletimi de yıkayacaksın. De ki ben amcacığım bunu da yapacağım. Hatta bundan daha fazlalarını da yaparım. Ama başkalarını idare etmek, başkalarının başına memur olma konusunda dikkatli teyakkuz halinde olacağız. Allah-u Teala bize bu şuuru nasip etsin. Yorulduğunuzun farkındayım. Son madde, hızlı bir şekilde bitiriyorum. Önümüzdeki zorlu yokuş demiş ki alimler ahirettir. Dünyaya ve süsüne meyledenler bu yokuşu tırmanamayacaklardır. Ebu Heysem radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bu üçünü açlık mescitte topluyor aziz dostum. Duyduk mu aziz kardeşler? Açlık mescidin içerisine topluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kardeşlere diyor ki peki kime misafir olalım? Açlığımızı kimle giderelim? Sahabeler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Ebu Heysem'e gidelim. Zira onun oğlakları çoktur. Onun güzel hurma ağaçları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o güzide iki sahabesiyle yola çıkarlar. Ebu Heysem'in kapısına vururlar. Kapıyı Ümmü Heysem açar. O karşısında Allah Resulü'nü ve iki arkadaşını görünce hemen bahçeye çağırır. Yere güzel bir sedir serer. Misafirlerini orada oturtur. Ebu Heysem de soğuk su almak için dışarı çıkmıştır. Evine geldiğinde bir bakar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin iki tane güzide arkadaşı. Sanki sema onun bahçesine inmiştir. Öyle değil mi aziz dostum? Düşünsenize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun sadık dostu Hazreti Ebu Bekir, onun sadık dostu Hazreti Ömer radıyallahu anhuma, evinize teşrif edecek, hanenize gelecekler ve siz ona ikramda bulunacaksınız. Bu ne kadar mesut bir iştir. Vallahi biz bundan mahrum bırakıldık. Allah'ım biz bu mahrumiyetin ecrini senden beklediğimiz gibi kıyamet gününde bu kişilerle beraber cennet bahçelerinde oturmayı da bekliyoruz. Sen bizden bu duamızı kabul eyle. Ebu Heysem hanımına doğru yaklaştı. Dedi ki sen dedi ekmek hazırla, ben dedi bir oğlak keseceğim. Daha sonra o oğlağı kestikten sonra güzel bir et yemeği yapar, misafirlerine ikram eder. Bu Ebu Heysem'in rivayeti. İbn Abbas'ın rivayetinde şöyle geçer. Ebu Heysem hurma ağacına çıkar, en güzel olgun hurmaları toplar, soğuk suyla beraber Allah Resulüne ve arkadaşlarına ikram eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sizce ne der? Ashabına ve bizlere büyük bir ders ve nasihatta bulunur. Der ki bu kendisinden hesaba çekileceğimiz nimetlerdendir. Allahu Ekber. Ama açlığını bastırdık ya Resulallah. Ama çok açtık, karnımızı doyurduk ya Resulallah. Fazlasını değil ya Resulallah, yetecek kadarını yedik. Tokken değil ya Resulallah, çok açken yedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kendisinden hesaba çekileceğimiz nimetlerdendir. O yüzden aziz dostlarım, söylediğimiz veya söylememiz gerekirken söylemediğimiz, yaptığımız veya yapmamız gerekirken yapmadığımız işlerden nasıl hesaba çekileceksek, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, bindiğimiz her şeyden hesaba çekileceğiz. O yüzden fakir müminler zengin müminlerden 500 yıl önce cennete gireceklerdir. Neden? Hesaba çekilecekleri çok şeyleri yok ki. İşte bu meseleyi çok iyi anlayan Ebu Derda hesabı kolaylaşsın diye cennetteki evine yatağını ve yorganını göndermişti aziz dostum. Toprağın üzerinde hanımıyla beraber mutlu bir hayatı yaşamıştı. Dünyayı 3 talakla boşamıştı. Kendisinin ifadesini söylüyorum. Ben dedi iman etmeden önce ticaretle uğraşırdım.
İman ettikten sonra ticaret ile ibadeti birleştirmeye çalıştım. Ticaret ile ibadeti birleştirmeye çalıştım. Bunu diyor beceremedim. Sonra diyor ibadeti ticarete diyor önceledim. Her şeyi bıraktı. Tamamen kendisini Allah'ın yoluna verdi. İki şeyi de mahrum bıraktı. Ney? Bir bedenini, iki hanımını. Bunu kim fark etti? Selman-ı Farisi radıyallahu an dedi ki ey Ebu Derda böyle yapma. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını yerine getir dedi. Bizler öyle miyiz? Sorgulamak lazım. Acaba bizler gece namazlarını kılmak için mi bedenlerimizi ve eşlerimizi mahrum bıraktık? Allah yolunda cihad etmek ve davet çalışmasında bulunmak için mi eşlerimizi ve bedenlerimizi yorduk? Yoksa dünya malı, makam, mevki hırsından dolayı mı eşlerimizi ve bedenlerimizi mahrum bıraktık? Bu sorunun cevabını sizler çok daha iyi verirsiniz aziz dostlarım. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önünüzde zor bir yokuş vardır. Bu yokuşu ağır olanlarınız aşamayacaklardır. Allah Azze ve Celle başta bizlere, sonra ümmeti Muhammed'in mümin erkek ve mümin kadınlarına, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlarına bu sarp ve zorlu yokuşu aşmalarını nasip etsin. Üzerimizdeki musibet yağmurlarını kaldırsın. Düşmanların acımasız pençelerinden bizleri korusun. Mümin erkek ve mümin kadınları felaha ve refaha ulaştırsın. Son şeyi de hatırlatayım, bitirelim Yasin abi. Ebu Derda sahabe içerisinde en fazla zühdüyle bilinen bir sahabe. Bir gün içerisinde kendisinin ifadesini söylüyorum. Allah'ı tam 100.000 defa zikrediyor. Sürekli Allah'ı zikrediyor. Sürekli Allah'ı anlıyor. Kendisi elbise almaz, hanımına elbise almaz. Kendisi yemez, hanımına yedirmez. Bunu kötülük için yapmaz. Şimdi Ebu Derda ne kadar zahit bir adamsa, hadi Ümmü Derda'dan da bahsedelim, ona da dua edelim. O kadın da o kadar zahidane bir kişidir. Ebu Derda nasıl Firdevs'in adamıysa, Ümmü Derda Firdevs'in de kadınıdır. Ebu Derda nasıl Allah yolunda kendini adadıysa, Ümmü Derda da kendini Allah'ın yoluna adamıştır. Hem de bir fazlayla, Ebu Derda'ya yardım etmekle. Bir defa karşısına çıktı. Git dedi valilerden talepte bulun. Kendisinin önüne Ebu Derda bir delil koydu. Israr etmedi. Perdeler demedi, camlar demedi, halılar demedi, vitrin demedi, yatak demedi, döşek demedi, elbise demedi, çaydanlık demedi, yiyecek demedi, evlatlarının ihtiyacı demedi. Hiçbir zaman kocasını dünyalık için yormadı elhamdülillah. Peki ne yaptı biliyor musunuz? Bir şey daha. İnşallah hanım ablalar bizi işitirler. Bir şey daha yaptı. Seher vakitlerinde günahkar ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı. Dedi ki ey Allah'ım, Ebu Derda dünyada beni istedi ve benimle evlendi. Şimdi ne olur dikkat edin. Ebu Derda dünyada beni istedi ve benimle evlendi. Ben de Ebu Derda'yı senden istiyorum. Allahu Ekber. Ben de dedi Ebu Derda'yı senden istiyorum. Ve Firdevs'te eşim olmasını talep ediyorum. Ebu Derda bu sözleri işitti. Dedi ki bunun böyle olmasını ister misin dedi. Evet dedi. O zaman dedi ben öldükten sonra asla bir kişiyle evlenme dedi. Tamam dedi. Ebu Derda vefat etti kardeşler. Sahabe kendisi anlatıyor. Güzel bir bayan. Saliha bir eş. Mümin erkeklerin arayıp da bulamayacağı bir kadın. Bunu Muaviye radıyallahu anh fark ediyor. Kendisine evlenme teklifinde bulununca diyor ki vallahi ben cennette diyor Ebu Derda ile evlenmek adına
diyor, dünyada diyor hiç kimseyle diyor evlenmek istemiyorum. Selam olsun Ebu Derda'ya. Selam olsun Ebu Derda'ya. Sorduğu soruyla bir sohbet meclisi oluşturan o saliha kadına selam olsun. Selam olsun Allah için canını verenlere. Selam olsun kanını akıtanlara. Selam olsun Allah'ı ve Resulünü sevenlere. Selam olsun dünyayı boşayıp ahirete gönül verenlere. Selam olsun cennet evleri için dünya malından vazgeçenlere. Selam mümin erkek ve mümin kadınlara olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi siz değerli kardeşlerimin ve ehlinizin üzerinize olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.